Değerli yazar, az önce çok güzel krallardan bahsettik, zenginlikten bahsettik, parası olanın acı çektiğinden bahsettik ama şimdi hepimiz bu dünya gezegeninde yaşıyoruz ve her gün bir şeyi arzuluyoruz. Siz de çok güzel örnekler verdiniz. İşte kediyi istiyor çocuk ya da biz elbise istiyoruz vesaire. Kitapta arzu konusuna değinmişsiniz. Şöyle bir şey yazmışsınız. Ben bunu sormak istiyorum size. Arzusuz olmanın yolu arzulu olmayı arzusuz olmaya dönüştürmektir. Ama nasıl? Şimdi arzusuz olunca da arzusuz olmaya da takılmayalım sonrasında. Yani biz nasıl, neyi arzulamalıyız, neyi arzulamamalıyız? Arzu kötü bir şey mi? Nasıl ifade edebilirsiniz? Arzu kendi kendine. Özellikle bunu yolla bağlantı olarak yol arzusu. Doğru yol arzusu, doğru yolda mutlu olma arzusu çok iyi bir hamledir. Muazzam bir şeydir. Doğru yol arzusu. Ama günümüzde insana ne oluyor? Günümüzün insanı sahiplenme ve köleleştirme dürtüsü olduğu için sevdiği, beğendiği her şeyi ele geçirmek ister. Kendisinin olsun ister. Ve bu isteğiyle ilerleyerek bu arzunun, bu isteğin kölesi olmaya başlıyor. İşte arzu konusunda en önemli nokta arzuların kölesi olmamak. Ve insan arzunun kölesi olunca mutlaka acı çekecek. İşte bu önemli bir noktadır. O yüzden arzulamak ama arzunun kölesi olmamak ve sonradan bunu idrak edip arzusuz olmanın da kölesi olabilir insan. Çünkü şimdi tekamül yolunda biz arzusuzluktan konuşuyoruz. Arzular insana acı veriyor. Arzularınızı gözden geçirin. Göreceksiniz ki size acı veren arzularınız var. Ve bu acılardan kurtulmak için tekamül yolunda tavsiyemiz arzusuz olmak. İnsan arzulardan kurtulunca dünyevi arzulardan sahiplenmek, köleleştirmek, şundan, bundan, nesnelerin köleliğinden Evet. o arzulardan özgürleşince iyi hisseder, özgürce hisseder, ferahlar. Ama sonra yine de arzular yine devam eder. Arzu kendi kendine olumsuz bir şey değil. Bu ebedi varlıktan gelen bir olay. O yüzden arzu kendi kendine kötü bir şey değil. Ama arzunun kölesi olmak ve arzunun altında ezilmek işte acı vericidir. O zaman insan bir sonraki aşamasa arzusuzluğa takılabilir ve arzusuz olmanın kölesi olabilir. Evet. Oradan oraya Orayı nasıl ayıklayacağız işte işte? oradan oraya zihin çok değişik bir dinamiklere sahip. Sen bir şeyden özgürleşmek istersin. Bir özgürlük bayrağı çekersin. Sonra özgürleşme aşamasında özgürlük savaşının artık orada özgürlüğünü kaybedersin. O yüzden doğru yol çok Çok önemli. Çok önemli. önemli. Evet. Yani doğru yol çok önemli. Çünkü hareket ederek, özgürleşerek aynı zamanda zekanın uyanması, sezgilerin güçlenmesi de gerekiyor. Farkındalığın yükselmesi ve her an kendini görmen gerekiyor. Ben neredeyim? Şu an arzunun ya da arzusuzluğun kölesi olduğum mu? Bunu da ölçmeli. O zaman İşte sağlıklı bir şekilde insan dünyevi, köleleştirici arzulardan özgürleşebilir ve bu özgürlük içinde özgürlüğün de arzusuzluğun da kölesi olmayabilir. İşte buna ne gerekiyor? Buna uyanık, aktif zeka gerekiyor. Yani demek istiyorsunuz ki hocam, neyi arzuladığınızda tekamül yolunda farkındalık yükselince neyi arzulayacağınızı da bilirsiniz ve o yolda gidersiniz. Evet, şimdi Tekamülsel eylemlerle ilerlersiniz tekamül anladım yolunda ben. ilk önce dünyasal ve varoluşsal arzular arasında bir ayrım yaparsınız.
Örneğin sen kim olduğunu bilmek istiyorsun, evreni öğrenmek istiyorsun. Nereden geldim, nereye gidiyorum, burada ne yapıyorum, nasıl Evet, onu geldim? da soracağız. Bu varoluşsal arzu. Evet. Bu arzu ve dünyasal arzular var. 1 milyon dolarım olsun, evim olsun, arabam Evet, olsun. Bunlar evet. dünyavi arzular. Zaten bunların kölesi olunca acı çekmek, acılar bitmez. Bir Evet. evin olursa bir tane daha istersin. Beş evin olursa 10 tane daha istersin. Doğru. Bunu görüyoruz dünyada. Dünya böyle yürür. Evet. İşte ilk aşamada bunu ayırt etmek. Varoluşsal arzulara. Ama ayırt ettikten sonra varoluşsal arzularında şimdi aynı dinamik oraya kaymasın. Varoluşsal arzularında kölesi olma gerekmiyor. Gerekmiyor. Yani tekamül etmek istiyorsun ama bir fanatikçe tekamül etmek istersin. O zaman da orada. Kölelik Yani orada başlıyor. kölelik başlar. Fanatikleşme hiçbir zaman olma. Evet, tekamül edeceğiz. Kim olduğunu öğreneceğiz. Nereye gittiğimi öğreneceğiz. Ama bunun fanatiği olmayacağız. Yani dolaşıp herkesi bunu dayatmayacağız. Fanatikleşmek nedir? Doğru yolu buldun. Doğru. Ama gidip bunu herkese dayatmak. Bu yol. Sen de Evet. buraya gel. Gelmeyenler haindir, düşmandır. Yalnızca benim yolumda yürüyenler doğru insanlardır. Ötekiler düşman, işte düşmanlaştırmak, işte bu yine de o aynı tuzağa düşmek. Tekrar zihnin, egonun, bencilliğin tuzağına düşmektir. Buna dikkat etmek Tamam. gerekir.